Arkadaşlar herkese iyi bir bayram tatili diliyorum. Tabii bizler şanslıyız, bu an tatile gelebildik. En azından sahile, deniz kıyısına inebildik. 5 yıldızlı otele gidemesek de doğayı iç içe, doğayla beraber yaşamak harika bir şey. Bugün çocuklara söz verdiğim için onları gezdirmek adına, doğayla beraber doğanın içinde olmak için Çıralı tarafına geldik. Antalya kemerden sonra 25-30 kilometre kadar mesafede. Muhteşem yerler. Hemen şu bölge, teknelerin hemen arkası Olimpos denilen bölge. Olimpos ile Çıralı birleşmiş durumda zaten. Uçuş ama girişleri birbirinden farklı. Sadece sahilleri beraber. Burası Çıralı, Yanartaş'ın olduğu bölge. Tabi burada çok katlı otel ya da yapılanmaya müsaade edilmiyor. Tengrek Dağı. Üzerinde de büyük bir radar istasyonu var. Şimdi arkadaşlar, bu bölgede küçük bungalov tarzı yerleşim yerleri var. 25-30-35 metrekarelik alanlarda 3 yataklı, 4 yataklı, 2 yataklı. Bazılarının havuzu, bazılarının işte sadece çimleri, tavukları, işte muz ağaçları, limonlarıyla beraber tatil yapıyorsunuz. Sahil herhalde 5 kilometre vardır diyeceğim. Çünkü muhteşem bir sahil. Şu kayalıkların arkasına da geçebiliyor insanlar ki biz yüzerek geçebiliyoruz. Burada balık çok var. Yani doğayı kirleten herhangi bir otel ya da atık olmadığı için bölge tabi pırıl pırıl. Bölgenin güzelliği farklı yani. 5 yıldızlı otelde alacağınız hazla mukayese etmek bile mümkün değil. Tabi doğayı seven biri için. Çünkü burada şartlar biraz sınırlı. İşte duş belirli alanlar da var, tuvalet belirli alanlar da var. Elinizi kaldırdığınız zaman işte kolanız, solanız, fantanız, içeceğiniz gelmiyor, yemeğiniz, bir aşçınız hazırlamıyor. Ama doğanın içindesiniz ve bu sesi duymak bile keyif verici. Hep videolarda izleriz. Birçok arkadaş sahile indiği zaman işte sahile inin, elmaslar, zümrütler sizi bekliyor. O arkadaşların sözüne dikkat ederek ya da önem vererek sahile ineceğiz. Biz de bakalım şöyle boydan boya bir gidip geleceğiz. Ama şanstır, denk gelebilir. Denk gelenler için bir şey demiyorum ama burada çok bir şey yok gibi. Bakıyorum da hep belirli taşlar var. Aralarından bir şey çıkar mı bilmiyorum. Nasip diyelim. Bir şey bulursak, yakalarsak sizlere gösteririm. Sahilin güzelliğini herhalde bundan daha büyük bir zenginlik ve güzellik olamaz. Muhteşem. Şu suyun berraklığını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu sene tabi İç Anadolu ya da Anadolu'nun orta kesimleri soğuk geçtiği için tabi bölgede çok fazla sıcak yaşamadı. İnsanları buradan kaçıran ya da yaylalara taşıyan o bunaltıcı hava bu sene çok az ve insanlar mutlu. Şu anda da nem yok. Keyifli bir yaz geçirdiklerini söylüyorlar ama yani bugün ayın 6'sı ve insanlar 3 güne kadar çok iyiydi hava, harikaydı diyorlar ki demek ki Mayıs-Nisan ayındaki o güzellik Antalya bölgesinde devam etti. Aslında Antalya bölgesinde ben şahsen 8-9 yıl yaşadığım için biliyorum. Aslında Ankaralıyım ve İç Anadolu insanıyım. Burada en güzel mevsim Şubat sonu, Mart, Nisan, Mayıs ayıdır. Tatil yapacak olan insanların gelmesi gereken tek ay bence o tarihler. Temmuz ve Ağustos, Haziran 15'inden itibaren bu bölgeden kesinlikle uzak duracaksınız. Çünkü Antalya bölgesi sahilde değilsen, deniz kenarında uzanmıyorsan bunaltıcı, hatta bıktırıcıdır. Geceleri bir yerde oturup nefes almak mümkün değildir. Ama Eylül itibariyle Ekim, Kasım'ın 20'sine kadar, 25'ine kadar eşsiz güzellikte olur sahil, kumlar, denizin dalgayla ilgili denizden hiçbir zaman dalga olmaz. Karadan esmeye başlar ve çarşaf gibi dediğimiz o deniz oluşur. İnşallah sizler de nasip olur, arzu edersiniz. Çok uzak değil. Her bölgeye 400-500 kilometredir herhalde. İç Anadolu için söylüyorum. Gelebilirsiniz. Burada bungalovlar çok pahalı değil.
Yani o tarihlerde daha hesaplı olacaktır. Çünkü yerli turistler okulların açılmasıyla büyük şehirlere dönmüş olacak. Bu noktada burada çok daha hesaplı, çok daha keyifli tatil yapmanız mümkün olabilir. Arkadaşlar tekrar merhaba. Geniş bir alanda evet yürüdük. Yürüdük. Hep eğildik, hep dikkatli inceledik. Ya sadece çört denilen bir taş var ya, çert ya da çört neyse. O taştan var. Onun dışında zaten sahil ondan kaynıyor. Onun dışında hiçbir şey yok. Bir tane akik parçası, bir tane bilmem bir şey çıkmaz mı ya? Hiçbir şey yok. Deniz kabuğu bile yok. Akdeniz zaten balık olarak da çok zayıf bir bölge. Yani bir Karadeniz'deki verimlilik Akdeniz'de asla ve asla yok. Bu bölgede işte çok nadir levrek yakalayabilirsiniz. Çok nadir. Onun dışında çupra filan. Belki burada bir kere yakalamışlığımız var. Oğlum yakalamıştı. Onun dışında ben Akdeniz'in sol tarafında işte Alanya'ya doğru çupra yakalayan görmedim, duymadım. Sadece Manavgat bölgesinde bazı dönemler Kofana geçidi olduğunu biliyorum. Yakalayanların olduğunu biliyorum. Ben de kendim bizzat o daldığım dönemlerde görebiliyordum. Onun dışında burada geçmişte bizim kendi tecrübemiz var. Ağustos sonu, Eylül gibi bu bölgede muhteşem bir lambuka oluyor. Yani at çek yaptığınızda ya da sırtı çektiğinizde çılgın lambuka yakalarsınız. Büyüklükler işte 40-50 santimden başlar, artık şansınız nereye kadar giderse. Şu uzakta gördüğünüz bölge çok dik. Sarp oralar çok derinleşiyor aniden. O bölgede çok yakaladığımı biliyorum. Ve yakalandıktan sonra balığın çok hızlı bir seyrettiğini, böyle sağa sola dibe ve sana yani alabalık tarzı bir his verir. Çok zevklidir. Yakalandığı anda balığın renkleri muhteşemdir. Yeşilin envai çeşit tonu olurken öldükten sonra hayvan sadece gri bir görüntü oluşuyor. İnsan tabii o anda üzülüyor. Ondan sonra da yakalamayı bırakıyor zaten. Onun dışında aklıma gelen şu anda pek bir şey yok. Ama denizin dibi muhteşem. Çok güzel şeyler var. Ve bu kefal kefal. Grup grup kefaller var. 30-40-50 santim, 60 santime kadar. Tabii yaklaştırmıyor. Bakalım. Arkadaşlar herkese merhaba tekrar. Bir an önce tabii dolaştık. Suyun içinde de gerçekten şnorkel ve gözlükle beraber çok dolaştık. Baktık ama hiçbir taş bulamadık. Biraz önce enteresan bir şekilde oturduğumuz yerde eşim dedi, sabahtan beri dolaşıyorsun taş bulamadık. Az ben sana buldum bir tane dediği zaman bu taşı buldum. Hani burada bulunmaz, bulunmuyordur, olmaz böyle dediğimiz taşlar bulunabiliyor demek ki. Nasipten öte o bir şey olmuyor. Ben sabahtan beri taş arıyorum. Bir şey bulamadım. Şikayetlendim biliyorsunuz. Eşim oturduğu yerden bu taşı buldu. Şöyle cam olmadığını çok iyi biliyorum. Çünkü elimde akik var. Akikle bunu çizmeye çalıştım. Kuvarsla çizmeye çalıştım. Çizilmedi. Burada çok şeffaf bir görüntü var. Oradan denedim. Çizemedik. Ha, elmas kesinlikle değil. Safir kesinlikle değil ama belki biraz önce baktığımız o şeydeki taşların sertifikalarıyla beraber olabilir. Bakın